Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Bölümde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan bizimle birlikte olacak. Fındık'taki son durumu konuşacağız. Bir yandan aynı şekilde kahverengi kokarcanın etkilediği ürünlerden biri olan, orada içinde önemli olan kiviyi konuşacağız. Ama öncesinde konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Sağ olun Büşra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun bir tempo sizler için de başladı. Bir yandan hem fındıkla ilgili gelişmeler devam ediyor, bir yandan zararlılarla mücadele ki bu yıl gerçekten hem bu zamana kadar oldukça yordu. Bundan sonra da yoracağı da benziyor başkanım. Tempo nasıl sizde? Evet, yoğun bir süreç geçiriyoruz. Hem fındıkta hasat başladı, bitti. Evet. İşte kokarca çıktı, işte fiyatlar vesaire, fındıktaki bakımlar. Yani aslında üreticinin durduğu bir zaman yok. Evet. Biz de durmayacağız tabii kesinlikle. Evet. Tabii kahverengi kokarcıya da geleceğiz ama öncesinde ben rekolteden başlayalım istiyorum. Temmuz ayı itibariyle belirlenen bir Türkiye rekoltesi vardı 717 bin ton ama bahçeye girdikten sonra üretici açıklanan rekoltenin çok çok altında kaldığımızı gördük. Peki rekolte şu anda kaç seviyelerinde görünüyor ve buna en büyük etken neler oldu? Evet tabii öncelikle bizleri ekranlar başında izleyen bütün halkımıza güzel bir gün diliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Evet yani fındıkta rekolteyle aylar önce başladık. Yani ta ki karanfil sayımından itibaren rekolteyle konuşulmaya başlandı. Daha belki Nisan aylarıydı, Mart aylarıydı. Evet. Ya Mayıs ayı gelmeden işte bir konseyin Türkiye rekoltesinin açıklaması, 810 bin tonluk bir rekolte açıklaması, o zaman da biz bunun bir itibar edilmemesi gerektiğini, bu sadece masa başında olan bir rekolte açıklaması olduğunu açıkça söyledik. Yani nerelerde olması lazım rekolteler? Alanlarda bizzat gezilmesi lazım. Bahçe bahçe dolaşılması lazım. Tabii bu da ne marifetiyle olur? Bakanlığın illerde düzenlemiş olduğu komisyon marifetiyle yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak. Tabii bütün illerde Tarım Müdürlüğü'nün önderliğinde bütün sektör temsilcilerinin teknik eleman göndererek oluşturduğu komisyonlar alanlarda bizzat ilçelerde belli yerlerde hem sahil kesimde hem orta kesimde hem yüksek kesimlerde evet. Çalışmalarını devam ettirdiler. Buna rağmen iyi bir çalışma yapılmasına rağmen hastalıklardı vesaireydi işte fındıkta zararlardı tespit yapılarak Temmuz ayının yani yanlış söylemiysem 13-15'i gibi Türkiye rekoltesi açıklandı. Yani 717 bin tonluk bir rekolte açıklandı. Ama evet. Bu sene istisnai bir yıl gördük. Yani fındıkta uzun süre belki 2 aylardan fazla güneş görmediği bir mevsim yaşadık. Yani fındıkta hangi zararların ne kadar yapabildiğini tespit etmek çok zordu. Fındıkta acaba iş tuttu mu tutmadı mı? Bunlar tespit etmek çok zordu. Ama rekolte ekibi hem bununla ilgili de şunu söylediler. Yani yanıma geldiler. Dediler başkanım işte rekolteyi bitirdik. Size bu konuyla ilgili bilgi aktarmak isteriz dediler. Ve anlattılar. Dediler ki rekolte çalışmalarında mesela bir çotanakta 5 tane fındık varsa bunun 1-2 tanesi boş. Ama bu boş fındık harmana gelecek. Ama maalesef patuzdan çıkmayacak. Bunların evet. Tespitleri yapılarak bunları da var olarak sayıldı tabii ki. Bu çalışmaların sonucunda 717 bin ton rekolte açıklandı ama maalesef o fındık harmana gelmedi. Harmana gelen fındık da patozdan çıkmadı. Şu anda da ciddi bir şekilde rekolte düşüklüğü var. Yani tahminlerimize göre de biz yine de fazlasını söyleyerek 500-550 bin ton civarında bir rekolte çıkabilir. Evet. Çünkü bugüne kadar piyasaya inen fındıklar, işlem gören fındıklar bunlardan yaklaşık bir tahmin yürütülüyor. Ve bu rekolte tahmini de artık ilgili o yabancı firmada evet. Artık bazı gazetelerde açıklamalarıyla artık kabullenmiş durumda. Yani Türkiye'de rekolte düşük olduğu 2023 yılında
Artık herkes tarafından kabullenmiş. Bu da önemli bir konu. Çünkü rekoltenin, gerçek rekoltenin aslında fındık harmana gelmeden, patuzdan çıkmadan böyle çok deklare etmek çok doğru değil. Evet. Onu da açıkça bu sene gördük. Ama bütün en üst düzeydeki alıcılar bile artık sektörün tüm ayakları rekoltenin düşük olduğunu artık bu sene kabullenmiş durumda şu anda. Evet. Şimdi başkanım, şimdi böyle bir söylenti de var. Her 10 yılda bir fındığın olmayacağı ile ilgili. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2004 yılında aynı şey yaşanmış. Aynı şekilde 2014. Şimdi 2024 yılına da yavaş yavaş gireceğiz. Haliyle hem üreticilerde hem fındığın paydaşlarında bir tedirginlik var. 10 yılın seneyi devriyesi mi diye. Peki sizler neler öngörüyorsunuz? Bu yıl rekolte bu kadar düşükken gerçekten bir sonraki yıl fındık olmayacak mı? Şimdi aslında sadece 2024 yılı olarak bakmayalım. Yani her yıl 10 yıl olarak değil de, yani önümüzdeki 2024, 10 yıl. Evet, 2004'te bir don olayını yaşadık. 2014'te ciddi bir don olayını yaşadık. Yani hele 2004'teki yine aynı şekilde, yani sahile 200-250 metreye kadar, rakıma kadar sahile yaklaşık fındık yoktu. 2014 yılında da aynısını yaşadık. Hatta ilimizde, 9 ilçemizde, yani sıfır rekolte oldu diyebiliriz. Hiç fındık yoktu. 2016'da kısmi don olayları oldu. Ha, 2024'e geldik. Ama 2024'ü böyle konuşurken 2023'ten baktığımızda da gerçekten şu anda yani çok fındığın çok olacağı bir sinyal de yok. Yani onu görüyoruz bahçelerde. İnşallah tabii ki. Evet. Biz kesinlikle fındık olması lazım. Temennimiz bu. Yani üreticilerimiz yüksek verim alması lazım. Don olayının olmaması lazım. Temennimiz bu, dileğimiz bu. Ama tabii Allah'ımızın dediği olur. Bunu şöyle görmek lazım. 2023 yılında o yağışlı havaların devam etmesi, belki işte diğer zararların da göstermiş olduğu zararların etkisiyle beraber şu anda fındıkta ciddi bir püskülün olmadığını açıkça görebiliyoruz. Yani bugünlerde püsküllerin çıkması lazım. Püsküller biraz daha göze fazla hitap etmesi lazım. Ama bunu şu anda göremiyoruz. Belki önümüzdeki günlerde ne kadar çıkar da onu bilemiyorum. Evet. Bunun da etkisiyle beraber sanki böyle 2024 yılı da fındıkta çok böyle bol hasadın olacak olduğu bir yıl sanki görünmüyor gibi. Ama da önümüzde çok uzun süreç var. Ama inşallah 2004, 2014 2024 gibi bir mevsim olmaz. Çünkü neden? Fındık bizim her şeyimiz. Evet, inşallah başkanım, tabii ki. Bir yorum da gelmiş, Dursun Korkmaz yazmış. Kolaylıklar, hayırlı sabahlar. Sayın Soydan Bey'e başarılar dilerim. Bu ziraat odalarının çiftçilere faydalarından bahsedebilir mi? Saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz Dursun Bey'e. Kendisine de hayırlı günler dileyelim. Çiftçilere olan faydalarından da dönem içerisinde de yani konuşurken de yine bahsedeceğiz. İsterseniz şöyle bir üstünden yine bir geçelim. İzleyicimiz de sormuş. Şimdi tabii ki bizler ziraat odaları çiftçi temsilcileri. Yani çiftçilerin odası, çiftçilerin sendikası. Yani biz burada, ben de çiftçiyim. Ben de fındıkla geçiniyorum. Evet. Yani fındığım yoksa ben de bir gelir elde edemeyeceğim. Üreticiyim. Yani birin, yani orta yollu, yani yüksek bir üretici değilim. Ama tabii ki şu var. Ziraat odaları üreticilerin sesi. Yani üreticilerin söylemek istediğini söylemeye çalışan, taleplerini bir yerlere iletmeye çalışan kurumlardır. Evet. Biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Yani biz buraya gelmişsek, konuşuyorsak, yani üreticimizin lehine olabilecek, üreticimizin sesini duyurmak istediğini biz buralara söylemeye çalışıyoruz. Bu burada da böyle. Bakanlıklarda, bütün siyasi meclise gidiyoruz. Evet. Bunların hepsini üreticinin bir sesiyiz. Yani sendikasıyız. Bir köprü görevi tabii görüyor ki, kesinlikle diyebiliriz. Biz aracılık yapıyoruz. Tabii ki biz de burada ne kazanabilirsek kendimiz de kazanıyoruz. Çünkü biz de üreticiyiz. Onun için uğraşıyoruz. Amacımız, temennimiz bu. Bütün üreticilerimizin sorunlarını bir yerlere taşımaya gayret ediyoruz. Evet. İnşallah sizlere de bu süreçte kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım, şimdi düşük bir rekolteden bahsettik. Haliyle bu rekolte acaba ihracatımızı nasıl etkileyecek diye de düşünmeye başladık kara kara. Şu anki döneme geldiğimizde, işte bu birkaç aylık süreçten bahsediyorum. İhracatımız ne durumda? Sizler neler öngörüyorsunuz? Evet, tabii ki ihracatımız bizim için önemli. Yani Türkiye, dünya fındığının
çoğunluğunu karşılayan, yani dünya aslında fındık tüketiminde Türkiye'ye bağlı bir sistem içinde. Yani Türkiye'de fındık yoksa, ya dünyada aslında tüketimi karşılayacak bir fındık da yok. Yani tabii ki şu konuşuluyor, yani işte şu ülke şu kadar fındık yapıldı, şu ülkede şu kadar fındık dikildi, evet, şu kadar üretim yapıldı. Bunların hepsi, yani Türkiye fındığının karşısında hepsi boş. Bizim her zaman elimizde Türkiye olarak liderliği devam ettirmemiz lazım. Evet. Yani verim ve kaliteyi artırmamız lazım. Tabii ki bunun devamında rekolte düşüklükleri de bir tehdit gibi görülmemesi lazım. Ya bunlar elde fındıklara stoklar olur. Yani şu anki bu seneki fındık da, yani bu anlamda tehlike anlamında bir durumu yok tabii ki. Yani evet, 500 bin ton fındık da olsa ya stoklar var, devletin elinde fındık var. Ya bunlar çözülür. Evet. Ama burada tabii ki şu var. Yani ihracat rakamlarına baktığımızda, ben aynı zamanda Ulusal Fındık Konseyi'nde başkan vekiliyim. Tabii bize haftalık fındık bilgileri gelir, ihracat bilgileri gelir. Bakıldığında önceki yıllara göre aynı şekilde ihracat rakamlarımız olumlu bir şekilde devam ediyor. Hatta haftalık artarak devam ediyor. Yani fındık belki de piyasaya sürülen fındık az ama fiyat olarak dolar bazında baktığımızda fiyat yüksek. Haliyle geliri de bu sebeple yüksek oluyor. Öyle mi başkanım? Yani şöyle, yani ihracat talep var fındığa. Hani geçen yıllara göre aynı şekilde ihracat rakamları da iyi gidiyor. Evet. Yani haftalık da artarak gidiyor. Yani fındığın rekoltesi düşük, acaba fındık ihracat taleplerine yetmeyecek gibi bir durum yok şu anda. Tabii ki dünyada Türkiye fındığın %70'ini ülkemiz üretiyor. Evet. Yani %85 civarlarında ihracatını yapıyoruz. Yani ihracat, direkt ihracata bağlı bir ürünümüz var. Şu anda ihracatta bir sıkıntı görünmüyor. Haftalık zaten veriler elimizde. Bakıldığında da normal bir şekilde ihracatta devam ediyor. Yani tabii fiyatlar konuşuruz ama ihracat önemli. Şu anda şartlar ihracatta olumlu bir şekilde devam ediyor. Evet. Şimdi tabii rekoltenin düşük olmasından kaynaklı serbest piyasada bir anda yükselen bir fiyat vardı başkanım. Hatta yüksek kesimli ilçeler başta olmak üzere pek çok noktada fındık serbest piyasada 3 haneli rakamları çok çok gördü. Hatta üstüne dahi çıktı. Bir dönem içerisinde artık 110 liraları değil de 120 liraları bizler acaba gelir mi o seviyeyi de konuşmaya başlamıştık ki bir yandan yine o görünmez dediğimiz el yine geldi ve serbest piyasada fiyatları tekrar düşürdü. Şu anda 88-90 lira bandından bahsediyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında Büşra Hanım, fındık yani 100 liraları bulduğu zaman bile fındığın hasattan sonra 100 lira olması gereken rakamlardı. Yani biz fındık 72-73 liradan başladı, 100 liraya çıktı diye. Evet. Yani böyle çok iyi fiyatlar yükseldi, fındık fiyatları dememizin de çok doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten 100 liralar hakikaten fındıkta bugünkü maliyetlerimizde, bugünkü girdi fiyatlarında, işçilik fiyatlarında, ilaçtı vesaireydi. Bir yıllık bir baktığımız zaman 100 liralık fiyatlar normal rakamlar. Zaten yani olması gereken ama rakamlar. Bize bu hediye gibi sunuldu. Evet, yani şimdi biz böyle serbest piyasa 72 liradan başladı, 73 liradan başladı. 100 lirayı gördüğümüz zaman böyle bayram yapacak bir durumumuz yok ya. Bizim hak ettiğimiz rakamlar zaten hasattan sonra 100 liralık rakamlar. Yani 100 lira etrafındaki rakamlardı. Ha, bu gerçekleşmedi ama birçok üreticimiz de yani TEAMO'nun da 82,5 lira aldığı fiyatın yanında bir 10 gün içinde TEAMO'nun fiyatlarını serbest piyasa geçti. Tabii bu yükseliş de önemli. Tabii biz de onu göz ardı etmiyoruz. Yani olumlu bakıyoruz. Yani yükseliş yapıldı ama maalesef sanki üretici yıllardır böyle şu olur. Yani üretici panik yaptırılır. Üretici fındık fiyatlarıyla aşağı yukarı oynanır. Üretici elindeki fındığını bu paniklemeden dolayı piyasaya indirir. Eyvah, fındık fiyatları düştü. Evet. Bu fındık fiyatları daha da düşecek korkusuyla beraber fındığını pazara ne varsa indirir idi. Ama bu sene bakıldığında bir kısım üretici, mecbur kalan üretici, satmak zorunda kalan üreticilerimiz hakikaten 72-73 liralara fındığını satmak zorunda da kaldı. Evet. O üreticileri indirdi. Şu anda üreticimizin elinde önemli derecede fındık var. Şu anda her ne olursa olsun bu panik yaparak, yani 100 liradan 90 liranın altına düştü diyerek de fındığını pazara indirmiyor. Çünkü şu var, yani bizim üretici olarak biz güçlü olmamız lazım. Evet. Yani bütün buradaki
rolü bizim oynamamız lazım. Patron konumu patron artık yerleşti. Patron biz olmamız lazım. Yani biz bu düşünceyle beraber yani bu tür açıklamaları, konuşmaları, fındıktaki fiyat düşüşlerine panik yapmazsak buradaki patron biz oluruz. Şu anda üreticimiz bunu yapıyor ve böyle olması lazım. Yani 100 liraya fındığını satmayan üretici bugün 90 liranın altına düşmüşse fındığını satmaz. Evet. Mümkün değil, niye satsın? Bu fındık fiyatları da tahminimiz bugünlerden sonra... Ben de tam onu soracaktım. Öngörünüz neler? Nereleri bulacağız? Biz fındıkta hangi fiyattan söz edeceğiz artık? Şimdi şöyle, ihracat rakamlarının iyi gittiğini söyledik. Rakamlar her hafta artışla beraber devam ediyor. Fındığa önemli bir talep var. Çünkü Avrupalı fındıksız bir hayatı yok. Fındık bir sanayi ürünü. Bunu herkes biliyor. Bunu çok şeye gerek yok. Ama bugün bakıldığında fındık fiyatları çok bilinçli bir şekilde düşürülmüştür. Hatta piyasada da şu da konuşuluyor. Yani sanki TMO fındık satacak. TMO fındık paralarını vermedi. Evet. Yani üretici mağdur edildi gibi söylemlerle beraber fındık fiyatları düşürüldü. Ama bugünlerde artık bu tutmadı. Çünkü neden? Yani bu fiyatların düşürülmesi üretici pazara fındığını indirmiyor. Yani manavlara sorabilirsiniz. Yani günlük gelmesi gereken fındık geliyor mu? Gerçekten de gelmiyor. Üreticinin evinde fındığı duruyor. Yani bugünlerden sonra fındık fiyatları tekrar hızlı bir şekilde 90 liranın üzerlerinde seyrederek aynı düştüğü rakamları yakın birkaç gün sonra belki 1-2 hafta içinde yakalayacak ve çıkacağını tahmin ediyoruz. Çünkü olması gereken rakamlar. Yani dünyada Avrupa'daki fındık fiyatlarına baktığınızda bizim rakamlar çok çok geride. Onun için üreticimiz burada panik yapmaması lazım. Sonuçta, şunu da gördük sosyal medyada. Tüccar mahalle mahalle kapı kapı dolaşıp fındık topladı. Yani sosyal medyada bu yıl bunu da gördük başkanım. Yani veresiye fındık fiyatları veren manavlar oldu. Yani tüccarlarımız oldu. Ne dediler? İşte Ocak ayına şu fiyat. Yani 100 liranın üzerlerinde rakamlar konuşuldu. Yani bunlar da bazı üreticilerimiz de bunu teslim etti. Evet. Yarın geldiğinde o rakamdan da fiyatlarını, fındığını satmış olacaklar. Yani onun için paniğe hiç gerek yok. Patron her zaman biz olmamız lazım. Evet. Ya patron da biziz. Yani %70'ini ülke olarak üretiyoruz. Üreticinin elinde her şey. Ama tabii ki yani gücü olan üreticilerimiz bu anlayışta olabiliyor. Ama satmak zorunda olan üreticilerimiz de oluyor. Borcu var. Çünkü fındık ürünü öyle bir şey ki bir yıl bekliyorsunuz. Bir yıl içinde o bahçeden bir gelir elde edemiyorsunuz. Evet. Her şeyin, o toprağınızın her şeyi fındık verimine bağlı. Diğer bölgelerdeki gibi 3 ay sonra o ürünü kaldır, başka bir ürün ek şansımız yok. Onun için imkan olan üreticilerimiz şu anda 100 liranın altına düşmüşse o rakamları yakalamadan fındığını pazara indirmez. Alıcılar da bunu görsünler. Yani üretici burada dik duruşunu sergileyecek, devam ettirecek. Evet. Sizin de çağrınız olmuş olsun buradan üreticilere de tabii ki. En azından şu süreçte fiyatların oldukça dalgalı olduğu, bir yandan da satsa dahi üreticinin bir kazancını olmadığı fiyatlara şu anda serbest piyasaya fındık indirmesinler diyelim. Tabii fındığı tek elinde bulundurmak isteyenler bir yandan üreticiyi böyle yıpratmaya çalışırken bir yandan Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili de asılsız iddialar ortaya attı başkanım. Biri kabuklu fındık satışı yapacağı ile ilgili, biri de kapılarını kapatacağı ile ilgiliydi. Tabii hem genel müdürlükten yapılan açıklamalar, bir yandan da ordulu yetkili isimlerinde yaptığı açıklamalarla bunların asılsız olduğu ile ilgili iddialar da ortaya atılmış oldu. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi evet Büşra Hanım, yani bu konuyla ilgili özellikle kamuoyunda çok ciddi bir şekilde konuşuldu. Yani fındık fiyatları 100 liranın üzerine çıktığı zaman hemen şu at koyverildi. Evet. Toprak Mahsulleri Ofisi fındığını satacak. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye borcunu vermedi. TMO alımları durduracak gibi söylemler üreticiyi bir panik havasına sokturulmaya çalışıldı. Ha bundan etkilenen üreticimiz olmuş mudur? Olmuştur tabii ki. Neden? Yani 100 liradan aşağılara düşecek fiyatın korkusuyla belki o an pazara fındığını indiren üreticilerimiz olmuştur. Ama o kamuoyu duyulduğu zaman ben Sayın Genel Müdürü, TMO Genel Müdürünü aradım. Sayın Genel Müdürüm dedim. Yani böyle bir konu var. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık satacakmış. Bu nedir, nereden çıktı diye. Dedi ki kesinlikle, hatta onunla ilgili de açıklamalar yapacağız dedim. Yani nedir konu diye sorduğumda şunu söyledi Sayın Genel Müdür. Kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü biz şu anda
fındık alımına devam ediyoruz. Ha, serbest piyasa bizim üzerimizdedir ama bizim depolarımız açık. Son tarihe kadar 31 Aralık'a kadar bizim alımlarımız devam ediyor. Evet. Alım içinde böyle bir şeyin konuşulması, böyle bir şeyin düşünülmesi öyle bir şey yoktur diyerek de kendisinden bu bilgileri aldık. Biz de ona göre böyle bir şeyin olmadığıyla ilgili açıklamalarımızı kamuoyuyla paylaştık. Bu bölümde de Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan bizimle birlikte olacak. Fındığı konuşmaya devam edeceğiz. Başkanım, bir yorum da gelmiş. Önce o yorumu okuyalım istiyorum. Naci Özyer yazmış. Kokarcıya acil bir önlem almamız lazım. Bizi yiyecek başkanım ifadesini kullanmış, evet. Naci Bey. Birazdan kokarca meselesine de tabii ki değineceğiz. Hatta önemli konuları konuşacağız konuyla ilgili ama reklama gitmeden önce Toprak Mahsulleri Ofisi ile ilgili ortaya atılan iddialardan bahsetmiştik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz son olarak? Evet, Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlar ne olursa olsun, fiyatlar düşük de olsa, fiyatlar yüksek de olsa Toprak Mahsulleri Ofisi 31 Aralık tarihine kadar depolarını açık bir şekilde devam ettirecek. Ha, belki sürecin yüksek fiyatlarda devam ettiği takdirde bazı depolarında kapatabilir, ama ihtiyaç duyulduğunda açık tutabilir. Yani depolar açık diyebiliriz. Evet. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi şu anda almış olduğu fındık ürününün tamamının ödemelerini de yapmış durumda. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de üreticilere şu anda herhangi bir borcunun olmadığını bilgilerini de Sayın Genel Müdür'den bizzat görüşerek de aldık. Bundan sonraki süreç artık serbest piyasanın yüksek fiyatlarının oluşması. Çünkü biraz önce söyledik, 100 lira oluşan bir fiyatın artık bugünlerden sonra o fiyatı yakalayıp 100 liranın üzerlerine çıkması gerekiyor. Çünkü üreticinin hak ettiği rakamlar o rakamlar. En azından bugünlerde fındık bir çıkışa geçmesini de açıkça bekliyoruz. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah diyelim başkanım. Tabii ki bizim de temennimiz o yönde. Bir yandan da tabii ki bir istiladan bahsediyoruz. Çok önemli bir tehlikeden bahsediyoruz. Bir anda bastıran, tabii ülkemizde görülmesi 2017'yi bulan ancak günümüze geldiğimizde büyük bir istiladan bahsediyoruz. Kahverengi kokarca tehlikesi. Üreticinin, fındık paydaşlarının bu konuyla başı belada desek yeridir gerçekten. Şimdi bir yandan ilaçlama çalışmaları da başladı. Süreci sizden bir dinleyelim. Evet, yani şu anda bölgemizde en önemli tehlike durumuna gelen istilacı kahverengi kokarca. Yani bunu belki şu anda yoğun bir şekilde gördük ama bu 2017 yılından önce Gürcistan üzerinde çoğalan, Gürcistan üzerinde aynen bu şekilde bizim bugün evlerimizde gördüğümüz, balkonlarımızda, pencerelerimizde gördüğümüz şekilde Gürcistan'da bunları da oradaki vatandaşlar yaşamıştı. Tabii ki o günden sonra, 2017 yılından sonra Artvin bölgesine kısmi olarak giren kokarca o günden bugüne kadar da sürekli konuşuluyor aslında. Onunla ilgili birçok toplantılar, onunla ilgili birçok açıklamalar yapıldı. Yani az da görülse bu 2017 yılından bu zamana kadar konuşulan bir durumdu. Yalnız tabii ki bu sene istisnai bir yıl oldu. Evet. Özellikle bunu da söylüyoruz. Bahar döneminde ilaçlama ile ilgili sıkıntılar yaşadık. Ya bu mevsimden kaynaklı bir durum oldu. Tabii kokarcada özellikle popülasyonun arttığı süreçler, tabii işte Mayıs, Haziran, Temmuz ayları, hatta Nisan aylarının belli bir gününden sonra, yani ısının 17-18 derecenin üzerine çıktığı zamanlarda popülasyonu yüksek olan bir zararlı bu böcek. Tabii o tarihlerde bir ilaçlama yapamadık. Yani fındık kurdu ilacını atamadık. Yani birçok üreticimiz bu ilaçları aldı. Halen de evinde şu anda atmadı. Ha, bazı üreticilerimiz bize diyor ki işte başkanım ben ilacı aldım, seneye atabilir miyim? Tabii ki atar ama maalesef bu kokarcanın bir nevi popülasyonun artmasına sebep oldu. Yani özellikle yağışlı giden hava, devamlı ilaç da atılamadı. O Haziran ayının belli bir zamandan sonra yükselen sıcaklarda popülasyonu hızlı bir şekilde kahverengi kokarcanın arttı. Bu da aniden şu anda işte sonbahardan itibaren bunu evlerimizde görüyoruz. Ciddi bir zararlı. Bununla ilgili de ne yapabiliriz, ne yapılması lazım? İl Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odalarımız,
tarımın diğer temsilcileri, sektörün içinde bütün olan kurumlar gerçekten canla başla bu konuda Sayın Valimizin başkanlığında bir toplantı da yaptık. Herkes ne yapabilir, ne yapmamız lazım? Bununla ilgili hem ziraat odalarımız hem tarım müdürlerimiz alanlarda, kahvehanelerde, lokallerde, yani toplumun nerede kalabalık olduğu yerlerde bir bilgilendirme toplantısı yapıyor. Tabii önce bilgiye sahip olmamız lazım. Evet. Kokarca nedir? Çeşidi nedir? Şimdi kokarcaya benzeyen birçok böcekler var aynı şekilde. Bunları iyi ayırt etmemiz lazım gibi. Bunu ne zaman ilaçlamamız lazım? Bu aylarda ne yapılabilir? Bunlarla ilgili toplantılar yapılıyor. Hem Tarım Müdürlüğümüz, ziraat odalarımız tarafınca. Önce tanımamız lazım. Evet. Yani bununla ilgili mücadele devam ederken tabii ki şu anda bununla ilgili şu bilgiye sahip olmamız lazım. Kahverengi kokarca, yeşil kokarcan daha zararlı. Fındıkta özellikle yeni doğduktan itibaren sap kısmına önce zararı veren, yani temas edip zararı veren bir zararlı. O günden sonra şunu diyoruz hatta, işte fındık ilaç atarken fındığı çok gördük ama bahçe temizlemeye gittik, dallar havaya kalkmıştı diye. Evet. İşte bunun bir nevi bir kısımda kokarcanın zararları var. Daha devamında fındıkta temas ettiği zaman fındıkta uğurlaşma oluşturuyor. Fındıkta hasat dönemine kadar çürüme oluşturup dökülmeler oluşturuyor. Hatta harmana geldikten sonra depoda iken bile eğer zarar almışsa bunun çürümeye doğru gittiğini görüyoruz. Bir damak tadının olmadığını, acılık olduğunu görebiliyoruz. Fındıkta bunları görmemiz mümkün. Tabii bu süreçte işte ilaçlama yapabilseydik bir nevi onun zarar olmasını önlemiş olacaktık. Çünkü rahat bir şekilde şu anda o popülasyonun artması sağlandı kendisine göre tabii. Ama bununla ilgili şu anda yapacak olduğumuz özellikle evlere gelecek. Neden? Çünkü hani sıcaklar düşüyor, ısı düşüyor. Tarladan, bahçeden kışlığını geçirmek için evlerin çatılarına, samanlıklara, ahırlara, hatta balkonlara, hatta balkona bir çamaşır falan asınız, çamaşırların içine bile girdiğini görüyoruz. Çünkü kışı geçireceğini yer aradığı için oralarda. Evet, kış uykusuna da yatıyormuş. Öyle mi kokarca? Evet, yani kokarcanın en az bir yıllık bir ömrü var. Uzun zaman da hiçbir besi almadan, hatta oksijen sorunu olmayan bir canlı olduğunun da bilgilerini alıyoruz. Yani hiçbir besi almadan kışı geçirebilecek olduğunun bilgilerini alıyoruz. Çünkü böyle bir çatıda yaşayan bir hayvanın herhangi bir şeyle beslenme şansı yok. Ama kendisi o kışı orada rahatlıkla geçirebileceğinin bilgilerini alıyoruz tabii ki. Bu süreci orada geçirirse, işte 17-18 dereceye çıktığı zaman baharda fındığın o doğum sürecine denk gelen günlerde tekrar bahçeye dönecek ve zarar vermeye devam edecek. Bizim şu anda yapacak olduğumuz buralarda şu anda bu ayda bahçe tarla ilaçlaması yok. Yani onu kesinlikle yapmıyoruz. Evet. Şu anda yapacak olduğumuz evlerimizde imha etmemiz gerekiyor. Onunla ilgili işte balkonlarda geldiği zaman evin içlerinde haşere ilaçları, halk sağlığı ilaçları var. Onları kullanabiliriz. Dış kısımlarında Tarım Bakanlığı'nın tavsiye ettiği ilaçlar var. Kokarca ile ilgili, fındık kurdu ile ilgili bunlar atılabilir. Hatta onunla ilgili işte Sayın Valimizin başkanlığına toplandık. Sektörün tüm temsilcileri orada bir karar da çıkardık. Özellikle popülasyonu fazla olan alanlarda ilaçlama ile ilgili işte ilacı sektör temsilcileri, özel sektör sağlayarak işte belediyeden de bir eleman verilerek atılması yönünde karar çıktı. Şu anda da atılıyor ama belki yeterli olur mu olmaz mı? Önümüzdeki süreçte tabii ki şartlar da önemli. Evet. Hava şartları önemli. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Ama özellikle bizim birebir ilaçlama dönemimiz tabii ki fındık süreci, yani bahar süreci başladığı zaman muhakkak bizim bahçelerimizi en az iki belki üç defa zamanını iyi tespit yaparak fındık ilaçlarımızın dozajını özellikle iyi ayarlayarak hem kahverengi kokarca ile ilgili hem külleme ile ilgili hem de fındık kurduğuyla ilgili bu süreci beraber ilaçlamayla geçirebiliriz. Geçirmemiz şart.
Şimdi başkanım yaklaşık 300 ürüne de zarar verebildiğini biliyoruz kokarcanın ve Ordu'da da yine tescilli bir ürünümüz var, Ordu kivisi ve buna da ciddi zararların olduğunu biliyoruz. Sizin bu noktadaki öngörüleriniz neler? Evet, şu anda kokarcanın ciddi şekilde en az 300 tarım ürününe zarar verdiğini bilgilerini var. Bununla ilgili fındıkta zararlarını zaten boyutuyla biliyoruz. Tabii ki kivi de bir meyve, sebzeler, fasulye, biber, patlıcan gibi ürünler zarar verebiliyor. Onları da açıkça fasulyelerde gördük. Kivide de tabii ilaç atmayan kivi bahçesi sahipleri var. Yani ilaç atıldığı zaman atılan yerlerde ki kivilerde herhangi bir şeyin olmadığı görülüyor. Ama bazı kivi meyvelerinde de zararların olduğu da tespit edildi. Ama gerçekten burada şu var, kivi üreticilerimiz özellikle tesis anlamında büyük üreticilerimiz kivilerine iyi şekilde bakıyorlar. Yani hem sulamasından hem budamasından, ilaçlanmasından tutun baştan sona kadar bütün tarımsal ne gerekiyorsa bunları elinden geldiği kadar yapıyor. Çünkü neden? Çünkü tesisini kurmuş, her altyapısı sorunu yok, kividen de kazanıyor. Kazanması için de ne gerekiyorsa bunu yaptılar, yapıyorlar. Ama hiç yapmayan üreticilerimizin bazı kivilerinde tabii kokarcanın da zararı var, görüldü. Ama bundan sonraki süreçte de ha ilaçlama yapmazsak, mücadele yapmazsak bu kivi, fındık, fasulye, biber, patlıcan vesaire falan seçmeyecektir. Bütün meyve, sebze ürünlerine zarar verecektir. Evet. Ama şu var. Gerçekten üreticilerimiz bu konuda duyarlı. Şu anda ne yapmamız gerekiyor, ne yapılması lazım diyerek de büyük bir bilgi alma çabası içindeler. Evet. Yani onun için bizim özellikle şu anda evlerde bunu imha etmemiz gerekiyor. Zaten birçok üreticimiz de duyuyoruz. Yani ben diyor günde yüzlerce öldürüyorum diyor, yok ediyorum diyor. Tamam işte bu mücadele yapmamız gerekiyor. Eğer ilaç atacaksak ilaçlama programları var. Eğer yetiştirilemiyorsa ben atmak istiyorum ilacımı diyorsa zaten hem ziraat odalarımızda hem tarım bayilerinde bununla ilgili ilaçlar var. Alıp dış cepheye atacak olduğu ilacı atabilir. Bununla ilgili bilgi de alabilir. Evin içine atılacak olan haşere, halk sağlığı ilaçları bunları atabilir. Ama biraz önce dediğim gibi muhakkak önümüzdeki bahar döneminde ilaçlama takvimini bilgi alarak hem tarım müdürlüklerimizden, ziraat odalarımızdan bilgiler alarak muhakkak zamanlamayı, ilaçların dozajını, sürecini en iyi şekilde yapmamız gerekecek. Çünkü bu çoğunluktaki bir kokarcanın o tarihte inanın ki fındığımıza, diğer ürünlere ciddi zarar verebilecek olduğunu açıkça görüyoruz. Evet, izleyicimiz de yazmış başkanım. Naci Özyer yazmış. Köyleri ilaçlama mümkün mü acaba ve gelecekler mi, ne yapalım demiş. Evet, Naci Bey'i tanıyoruz. Duyarlı bir üreticimiz. Kendisine de bu soruyu sorduğu için teşekkür ediyorum. Talebi var. Tabii ki bir ilaçlama programı var. Tabii bunun süresi günübirlik değil tabii ki. Hava şartlarına göre devam edecek. Biz de kendisini bu konuda takip ediyoruz. İnşallah kendi mahallesine de muhakkak ilaçlama yapılabilir. Peki başkanım, mücadele ettik diyelim. Yani mücadele ediyoruz zaten, başladık bir yerden. Ama mücadele etsek bile kokarca bizimle ne kadar süre gelecek? Şimdi kokarcanın çok kısa bir sürede yok olacak bir durumu görülmüyor. Evet. Yani bunun popülasyonunu aza indirmemiz gerekiyor. Tabii aza indirebiliriz. İşte kışlık sürecini geçirdiği yerlerde imha edebiliriz. İşte bahar geldiği zaman ilaçlamalarımızı yaparız. Bununla ilgili tabii biyolojik mücadele var, işte kimyasal mücadele var. Bu mücadelelerin içinde en avantajlı hangisi ise hepsini de yapabiliriz. Ama tabii üreticilerimizin burada en ideal, en etkili mücadelesi kimyasal mücadele. İmha yolu veya kimyasal mücadele yaptığımız zaman zarar verecek olduğu ürünümüze zararını ortadan kaldırmış oluyoruz. Ya bunlarla mücadele yaparsak bunu aza indirebiliriz. Çünkü başka çaresi yok. Çünkü fındık kurdu da yıllardır var. Ama mücadele edildiği zaman zarar oranı ortadan kalkıyor. Mesela
külleme ortaya geldi, çıktı. Külleme ile ilgili ilk başlarda mücadele yapılamadı. Etkisi gerçekten çok üst seviyeye doğru yükseldi. Şu anki gibi ama mesela, mücadele evet. yapıldığı zaman yapanların bahçelerinde, bölgelerde azalmaya doğru gitti. Kahverengi kokarıcı da öyle. Hızlı bir şekilde bir mücadele yapmamız lazım. Çünkü bu mücadele genel olarak yapıldığı zaman bunun da zararı ortadan kaldırılacak. Yani popülasyonun artması ortadan kaldırıldığı zaman da bu zararlıdan da kurtulmuş oluruz. Evet, ama aslında, kısa bir zamanda mümkün görünmüyor ama uzun bir mücadele dönemi gerekiyor. Evet, aslında mücadele edildiğinde, işte zamanı geldiğinde, ilaçlama yapıldığında, mesela 2017'de ülkeye giriş yapan bir kokarca var. Ama bu zamana kadar hiç bu şekilde bir istilastan söz konusu değil. Yani istilayı görmedik. Demek ki ilaçlama yapıldığı takdirde koruyabiliyoruz fındığımızı. Şimdi tabii onunla ilgili tespitler yapıldı. Yani onunla ilgili kafesler yapıldı. Onunla ilgili popülasyonun nerelerde oluştuğu tespit çalışmaları yapıldı tarım müdürlüklerimiz tarafından. Evet. Karadeniz Araştırma Enstitüsü tarafından. Evet. Diğer üniversiteler tarafından, ziraat odalarımız tarafından. Ya bu çalışmalar yapıldı. Zararın bu kadar boyutlu, yani popülasyonun bu kadar bir boyutu görülmemişti. Ama var olduğu, artık Karadeniz bölgesinde riskinin yüksek olduğu süreci artık görüldü. Ama bu sene gerçekten biraz önce söyledik, istisnai bir ilaçlama dönemini yaşayamadığımızdan evet. dolayı da artışını bir anda ortada görüyoruz. Çünkü bu hızlı bir şekilde çoğalan yumurtalardan 300 tane bir lavra çıkaran. Yılda 3000 tane yumurtluyormuş yani başkanım. Evet, sıcakların da sert evet. olması, aşırı olması bunun popülasyonun artmasına sağladı. Yani bunu açıkça böyle evet. Sanki bir anda gelmiş gibi bir durumu gördük ama kesinlikle değil. Değil. Bununla ilgili tarım müdürlüklerimiz ciddi çalışmalar yapıldı. Ama bu sene işte istisnai bir yılın olması bir anda evet. Çoğalarak karşımıza geldi. Ama mücadele yapacağız ya. Yani. Mücadele noktasında bir de samuray arısı var başkanım. Samuray arısının doğaya salınacağı ile ilgili, çünkü onu yiyen bir arıdan bahsediyoruz. Peki bu nasıl olacak? Evet, bu arı bir biyolojik mücadele. Çin menşeli, işte Japon arısı samuray. Adını da oradan alıyor. Bu tabii Samsun Karadeniz Araştırma Enstitüsü tarafından çoğaltılmış. Yine tabii ki yine Artvin bölgesinden ülkemize girmesinden dolayı Artvin bölgesine bu sene başlarında yaklaşık bir 25 bin adet salınmış doğaya. Evet. Tabii bu samuray arısı işte o kokarcaların yumurtasını bulduğu zaman kokarcaların yumurtasına, bu samuray arısı tabii bizim biraz daha büyük bir yabani arılar var büyük bir evet. şekilde. Ona benzeyen bir arı. Bu tabii samuray arısı kokarca yumurtasını bulduğu zaman kokarca yumurtasına müdahale ediyor. Kokarcanın içindeki yumurtası, lavrasını yok ederek kendisi oraya lavra yapıyor ve kendisinin çoğalmasını sağlıyor. Evet. Ve kokarcanın yumurtasını, lavrasını yok ediyor. Evet. Tabii samuray arısı buradan çoğalarak nerede kokarca yumurtası varsa onu bulup müdahale ediyor. Tabii ki bu şekilde. Ayrıca çoğalması da çok iyiymiş. Ben onu bilmiyordum. Evet. Çoğalmasını da kendisinin çoğalmasını sağlıyor. Evet. Bir başka bir zararının olmadığını söyleniyor. Ve daha sonra işte örneğin diyelim ki kokarca tamamıyla ortadan kalktı. Samuray arısı kokarcayı bulamadı. Evet. Yumurtasını bulamadı. Artık kendisi o süreçten sonra da kendisi de çoğalamadığı için yok olmak zorunda kalıyor. Tabii uzun vadeli bir süreç. Aslında mantık olarak baktığınızda da bir biyolojik bir mücadele, iyi bir mücadele. Ama tabii evet. bu uzun vadeli bir mücadele olacak. Biz bunu bekleyemeyiz. Bu belki kademe kademe illerde, Ordu'da, Giresun'da, Trabzon'da alanlara salınabilir ama bizim muhakkak günübirlik hangi ayda ne yapmamız gerekiyorsa o mücadeleyi muhakkak kimyasal evet. mücadele bir kesinlikle yapmamız lazım. Yani o planlamamız dahilinde tabii. olması gerekiyor yani ekstra hem olarak. Tarım müdürlüklerimiz hem ziraat odalarımız bununla ilgili süreci çiftçilerimize muhakkak duyuracaklar. Yani biz alanlardayız. Kesinlikle evet. bu süreci boş geçmeyeceğiz.
Çünkü bizim önümüzdeki bahar döneminde, yaz dönemine girerken en kötü bir şekilde bir süreci yaşamak istemiyoruz. Çünkü kesinlikle o süreci en iyi şeyi değerlendirmemiz lazım, evet. Müdahale etmemiz gerekiyor. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Üreticiler için de dilerim ki faydalı olmuştur. İnşallah. Biz her zaman üreticilerimizin yanındayız. Üreticilerimiz bu konuda her türlü bilgiyi hem tarım müdürlüklerimizden hem ziraat odalarımızdan alabilir. Evet. Çünkü bizim biz ürünümüz, fındığımız, toprağımızda ne üretebiliyorsak, evet, bunun en iyisini almak, en iyisini üretmek zorundayız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah üreticinin de fındığına daha iyi baktığı bir dönem olur. 2024 yılı için artık bu yılı geride bıraktık. 2024 yılını düşünmeye başladık. İnşallah kahverengi kokarca tehlikesinin de yok olduğu, fındığın verim ve kalitesinden söz ettiğimiz bir dönem olur diyelim. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler sevgili izleyenler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.